Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Lan oğlum sen bela mısın lan benim başıma? Sayın bilim adamları uymayın şu ite. Bunun başka yolu yok mu? Her yer eda lan. Sorma, tek eşlilik olayını bütün dünya yanlış anlamış. Bunu kıracağız. Mant üretime geçiyoruz. Seri üretime geçince... Ama günahtır bana ya. Seri üretilen Eda'dan hayır mı gelir be? Ya lan kirvem, en azından bu şekilde bir şansın olmuş olur. Yoksa hayatta bir araya gelemezdiniz siz. Tıpkı yakın zamanda hayata veda eden dedemin son sözleri gibi. Put your hands up in the air. Yani eller kadir kıymet bilmiyor anam. Sus lan orr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 
kalmadı, kadın nesli tükendi. Bu sefer kesin unuturum dedim. Gittiniz milyar tane kadının arasından benim hatunu kopyaladınız lan. Sorsana bir niye birlikte olamamış? Kol nasıl kol? Ateş. Ama bir sor, bir sor. Biraz beni ölsün pezevenk. Lan oğlum sen nasıl bir modelsin lan? Bu yaptığın bana koyar da sana koymaz mı? Sen nasıl rahat uyuyorsun lan? 3 tane aldım kirve. Öyle rahat uyunuyor ki. İkisini yastık yapıyorum. Üçüncüsünü üstümü örtüyorum. Doktor duydun mu? İşi, gücü köpeklik şerefsizin. Bak kişisel ihtiyaçlarını bile bilime alet ediyor ya. Ya onların hepsini halledeceğiz. Her 10 edadan artan malzemeyle yeni bir prototip yaptık. Aba! Ateş seni çağırıyor Sezai. Öldüreceğim lan seni şerefsiz. Her şeyi yapabilirsin ama buna müsaade etmem lan. Öldür lan. Öldür, ölsen de ağzım açık gitmem artık. Öldürdün mü kirve? Hayır. Ben niye böyle bir rüya gördüm ki? Paranın hükmü yoktu. Rüya diye resmen kabus. Karabasan. Bastı gitti. Yapma. Saat 11'de gelin, 12'ye kadar gözleyin. Biri de gelmesem 2'de gidersiz. Yo, niye dalga keçim ki? Böyleyi falan alsalardı dalga geçerdim de. Siz kıl dönmesi ameliyat oldum diyersiz. Vallahi yaşıl örtü örtmüşler üstüne. Kepez dağı kimi de bırakmışlar ortada. Hiç zarafat değil ha. Zarafat? Görüşerek. Kardeşim şaka mı yapıyorsunuz? Kim bu adam? Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Twitter mi hacklemişsiniz? Minin maşına. Ne? Minin arabaya. Başkanım, her şeyi açıklayabiliriz. Ortada kesin bir yanlış anlaşılma var. Kesin ya. İnşallah saati açmamışlar. Ben dörtlüleri açtım da ama siz çok kez geldiniz. Saati açtılar mı? Zaten resmi araç olduğundan bir sorun olmaz gibi sanki. Ya ben önlemimi alayım da ne olur ne olmaz. Devletin pulunu çarçur etmeye sağa sola. Rahat danışabileceğimiz bir yere gider. Konuşabileceğimiz bir yere gider diyorum. Başkanım, özel kalem şoförü falan yok mu acaba? Aa, hoş geldiniz. Kaç oda bir salon lan bura? Abicim dairemiz 3 oda bir salon zombili. Oha, otel odası gibi yemin ediyorum. He. Allah'tan senin peder sigortayı falan kesmemiş. Buranın bir geceli benim kaldığım en baba otelden daha pahalıdır ha. Sen niye otelde kaldın lan? Ne oteli? Uygulama oteli. Şeydendir ya. Neydendir? Müşkülümdür. 3 günlük dünya. Sen ne zaman niye kaldın oğlum otelde? He? Beyin düşün, hızlıca cevap ver. Gözünü seveyim bak, 40 yılda bir işim düştü. Hadi, hadi. Gençler, şimdi çalışma zamanı. Bana acil bir şey bulmanız lazım. Abime yakalanacağım lan, bakıyor adam. Bak şimdi, doneleri veriyorum. 1 dolar, 2 gece işçisi, 3 2 saat. Bunları bir araya getirip bana acilen bir bahane uydurun. Tık lan, şu sarı altılıyı da at bir. Ben mi öğreteceğim bunları size? İnsan kendi beynine akıl verir mi? Hadi. Yalan bulamadın tabii. Yiğit Bey, geçmiş olsun. Biz sana sütlen kolonya getirdik. Yalnız onları karıştırma bak. Dikkat et. Beyaz olanı içeceksin, şeffaf olanı da süreceksin. Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl karıştırayım ben bu ikisini? Vallahi bazı mallar var abisi. Bu konuyla ilgili bir çift lafın olabilir mi acaba? Ya anlatmasana şunu insanların içinde. Kazaydı o. Elin adamın önünde birbirimizi mi gömelim? Hı? Elin adamının önünde birbirimizi gömelim, tamam. Bu da ne yaptı biliyor musun abisi? Tarkan'ın kuzu kuzu dönemi yok mu? Yaptı saçları öyle. Onun gibi giyindi, mahallede dolandı durdu. Bak,
Atmayın sokağa sakızlarınızı, atmayın. Sonra bunları kuşlar bulup çiğniyorlar, cakkıdı cakkıdı. Yiyorlar. Bakma teyze, evet ben ağzımdaki sakızı balon yapıp patlatan bülbül gördüm bu mahallede ya. Hayvanlara da yazık. Yarın bir gün bunlar toplayıp yerdeki izmaritleri gelseler, bizden ateş isteseler ne yapacağız? He? Çimartmayın şunları ya. Hayret bir şey arkadaş. Vay, kazı çalışmaları başladı demek. Adam gömmece ha? Ulan sırf ben mi yaptım onu? Sezai'yle Turgut abi de giyip mahallede gezdiler ya. Ne çirkin bir görüntüydü o ya. Çikin diyene bak sen ya. Aslanım sen deli yürek zamanı. Evet. Miroğlu paltosu giyip okula gittin ya lan. He? Miroğlu paltosu diyorsam yanlış anlama. O zamanlar biz yine fakiriz. Babamın bir tane paltosu vardı. Böyle turuncu renkli soluk bir şey biliyorsun. Abi sığıra da beş beden büyük geliyor yani. Anam da onu bir laf denilemiş. Nasıl oluyor? Ne dedi Cumhurbaşkanı? Lan oğlum sen koskoca Azerbaycan Cumhurbaşkanı Twitter hesabını niye aparıyorsun lan? İşte adam bir tanesi de ondan sonra ta Azerbaycan'dan kalktı geldi motoru görmek istiyor. Ne güzel haber lan bu. Vallahi çok mutlu oldum. Uçuyorum gibi sanki şu an. Morfine biraz yol verdim ondandır. Sen biraz takıl hem beleş hem de yasal. Biz o arada geri kalanını hallederiz. Vallahi işte artık adamın aramasını bekleyeceğiz yani. Telefon numaramızı da verdik. Fülülü fülülü hayırdır. Lan. O vallahi arıyor billahi. Dur lan. Kapattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na bana çağrı yaptı ya lan. Geri ara. Hemen ara. Tabii. Alo. Adam daha telefon çalmadan açtı ya lan. Alo. Cumhurbaşkanım evet. Yarın aynı saatte aynı yerde. Tamam. Öptüm bay. Ne dedin sen? Öptüm bay mı dedin? Oğlum mal mısın? Öyle bir şey der miyim ben ya? Öyle mi dedim? Vallahi adamcağız yani o kadar tatlı konuşuyordu ki ben de dayanamadım sevgi ifadesi olarak yani demek ki. Ya ne olursa olsun kardeşim koskoca Azerbaycan Cumhurbaşkanı ya birazcık saygı. Başka bir şey değil. Metin bir sus ya. Ne dedi peki adam? Şey dakikası bitmiş o yüzden çağrı yapmış. Ya onu mu diyorum ben ne dedi adam? Ya işte yarın sabah gelecek motora götüreceğiz çalıştığını göstereceğiz. Aha! Turgut abinin yeni yemin töreni vardı abi Yozgat'ta. Dolarları bozdurdum. Otobüsü kaçırınca da iki saat uyuyayım dedim. Otele o yüzden gittim. Gece işçilerim. Gece işçilerim. Lan bana bakın. 5 yaşındaki çocuğun beyninde bile sizden nitelikli elemanlar çalışıyor. Vasıfsız eleman ilanıyla mı aldılar oğlum sizi benim beynime? Rezil ettiniz lan beni. Donayı cümle içinde kullanmamışsınız. Cümle bitti daha sonra söylettiniz bana. Gol be. Golü ben sana attım oğlum. Sen niye seviniyorsun? En azından gol oldu oğlum. 3 gündür oynuyoruz daha gol atabilen olmadı. Adam dinlemiyor bile lan beni. Bu akşam size fazla mesai var oğlum. Sabaha kadar matematik sorusu çözeceğim. Hadi bak. Hadi bak. Gece işçileri mi? Senin işlemcin 386 DX mi aslanım? Kaç dakika sonra bul yaları ya. Yalnız onun fişi takılı değildi. Hangimizin prizi fişe takılı be yavrum? Ya biz hadi geçmiş olsun. Yiğit. Sen şeyi nasıl yapıyorsun ya? Pardon. Neyi la? Neyse ya siktir et. Bize ne AMG? Bir kadın çizeceksin, çizeceksin bir... Ya ben bunları hayranıyım. Sen nereden buldun bunları? Bir manga adam dediğin bu muydu la? Bunlar mı dövecek bizi? Ne oldu emmi? Beğenemedin mi? Ummadık baş taş yarar. O duvar ufaktan çatlayaydı. Tam süper kelime oyunu olacaktı ya. Ya hacım iki şarkı oku da şu ihtiyar bebeği dövmesinler ya. O nereden çıktı lan? Ya işte idare et. Kavga etmeyin biz zaten dumancıyız. O yüzden mi grubumuz 84 kişi? Amca herhalde mecaz yapıyor. Amcacığım biz buradayız nereye bakıyorsun sen? Evet. Şimdi bırakalım küçük enişteyi de şu yukarıya bir bakın. Oho o bir kuş. Hayır o bir uçak. O bir füze. Allah! Damınıza konmaya geldim.
Kavga mı var lan? Kavga var dediler. Uçaktan atladım geldim Allah'ıma. Adrenalin. Hangi taraf güçsüzse o tarafta olacağım. Söyleyin hangi taraf güçsüz? Bu taraf daha güçsüz. Sen bizi döv, gel gel. Ulan körün istediği bir göz. Allah direkt onu verdi ya. Gel gel gel, döv beni gel. Şu gözün ekmeğini ne yedim ulan? Seni mi kıracağım amca? Kusura bakmayın. Bugüne kadar hiçbir ihtiyarı kırmadım. Ama bu ihtiyar bebeği ikiye kıracağım. Abi kaç kaç, gözünü seveyim, ayırmaya falan kalkma, kazara iki yumruk çakar, bu bizi komalık yapar, kaç! Hayko vayko vayni, çekim o fina, aman kaç! Ne oluyor lan burada? Ne olur oğlum? Sezai, Yozgat Serabi'nin resmi üyesi olmuşsun. Hayırlı olsun. Yozgat'ta seramik ne gezer lan? Ya biz de o yüzden kızamıyoruz ya heriflere. Şu surata bak lan, şu çirkinliğe bak, çirkinliğe. Eldeki malzemeyle bu kadarını yapabilmişler. Bisküvi koyuğu bile var, bisküvi koyuğu. Eğer çay, şekerli çay istersen şekeri de koyacak, gel burası. Ben de cüzdanımı, cep telefonumu koydum. İkide bir masada unutuyordum. Bu çok iyi oldu. Ulan günün birinde heykelimi yapacaklar diyordum da kafamdaki bu değildi ya. Bu benim kafam olmuş. Yine de çok güzel lan. Çok hoşuma gitti lan bu. Kafa ne kadar güzel ya. Ciddi misin lan sen Sezai? Kıskanmayın oğlum, kıskanmayın. Sizin bardağınız var mı? Var mı sizin bardağınız? Sizin bardağınız var mı? Yok. İnce belliyle mi içeceğiniz, Sezai'yle mi içeceğiniz diye soracaklar. Genç kızların çeyiz takımına gireceğim. Pamuklara sarıp sarmalayacaklar beni. Ta ki o en özel güne kadar. Taksitle, senetle satacaklar oğlum beni. Gurur duyuyorum oğlum kendimden. Rahmetli babam olaydı da bugünleri göreydi ya. Adamla dalga geçeceğiz diye dünya kadar para harcayıp kupa yaptırdık. Sevindi bu. İşte biz de itlik yapamayan adamlarız aslanım. Hiç unutmuyorum bak, daha acemiyim. Gözleri görmeyen bir adamı arabayla çarptım. Adamın gözleri açıldı lan. Hala duacım biliyor musun? Biz kazara bile olsa insanlara zarar veremiyoruz abisi. Ne zaman kavga eden birilerini görsem, iki yumruk atmak için aralarına dalsam, ayıran adam geldi diye öpüşüp barışıyorlar anasını satayım. Bizim hamurumuzda yok. Ben kaçtım dükkana. Sen? Ben şey, eks yengenle yemeğe gideceğim. Çok ısrar etti. Ben de kıramadım şimdi yani. Kızcağızın bir sorunu var belli ki. Yüzüne vurmayayım dedim. Ona gideceğim yani. Kardeşim. Kardeşim elinle kopart ye. Elinle kopart ye. Huylanıyorum. Kuş muyum lan ben? Benim ağzımdan besleniyor mu? Elinle kopart ye. Elinle kopart. Elinle. El. El. Bak ya. Adam yaladı yuttu beni ya. Seni ilk gördüm, dedim ki ulan ne karılar var be! Belki 20 kız arkadaşım oldu. Dedim ki eğer bu kadınsa ben daha önce çamur yoğurmuşum. Kömürlükte kok kömürlerinin arasında maden aramışım. Senin gibi bir müri, antiparantez akya balığı dururken iskorpit yakalayıp durmuşum. Hamster dururken trimax atının peşinden koşmuşum yalaya da. Ne çirkin laflar bunlar ya? Ne bak? Ne bak, ne bak ya, ne bak ya, ne bak. Ya resmen romantizm akımını tekrar wordlattım ama dönüp bakmadım bile. Dedim ki bu kız romantiklik falan sevmiyor. Ben de içimdeki hayvanın tasmasını çıkarttım Eda. Tövbe bismillah. Ne oldu ya? Yok kız, düşündüğün şey değil. Sen bunu benim bekaret kemerim mi sandın? Bunu yoldan gelirken aldım ya. 3 tanesi 10 liraydı. Bir tane almışım. 3 tanesi 10 liraysa tanesi 3,33 lira kız. Nesini anlamadın? Sudan ucuz. 3 liraya kemer mi var? Bulursan bana bir kamyon al Eda. Emrah, ben romantiklikten hoşlanmıyor değilim. Belki senin romantizmin beni etkilemiyordur. Bacağını mı kaşıyorsun sen? Evet. Ne demek ya senin romantizmin etkilemiyordur? Adam mı seçiyorsun? Ama resmen faşistlik bu. Faşistsin sen. O zaman bunu kabul et. Emrah, beyhude yorulmasan. Belki kapılar sürmelidir. Ay parçası diyorum ki aşık olanın üzerine at sürmelidir. Hop! Bağladık mı Şah Azeri'ye? Ama bir dakika ya, sen romantizmi sevmiyordun. Lütfen bekleyin. 3, 2, 1. Şimdi geçebilirsin. Şimdi geçebilirsin. Kaç defa reddedildin Eda? Hiç değil mi? Bir kere reddedilen taraf olduğunu da anlayacaksın ne kadar katlanılması zor bir duygu olduğunu. Benim sırtım nasır bağladı kız kapında itilip kakılmaktan. Ama yine de vazgeçemiyorsan bir dur da kendine sor be Eda. Bu Yiğido ne kadar da beni seviyormuş de artık. O elf gözlerin göremiyor mu kalbimi? Ya o gözlerin yarısı yok Süpermen'de. Duvarın arkasını görüyor herif. Sen göremiyor musun kalbimi? Ama benim... Ama senin aklını kemiren bir kurt var. Bıyıklı pis kurt.
Nerede o kurt şimdi? Kim bilir hangi elmayı kemiriyor? Ya ben burada kapını eskitiyorum. O nerede? Orada ulan! Tüylerim diken diken oldu lan. Oh, nasıl bir giriş yaptım öyle? Tansiyonum düştü. Şuraya bir oturayım, soluklanayım. Dur. Oh, abo! Görüyorsunuz değil mi? Böyle afon fisli girişler falan bana göre değil. Kendim bile şaştım kaldım. Metin! Metin derken tonlamaya bak. Süpermen der gibi. Yalnız Süpermen'i ben kullandım kanka, bak yakışmıyor. O zaman örümcek adam der gibi. Kurtarıcısına seslenir gibi seslendi. Metin! Şu anda da yeni aldığı koltuk takımını dişleyen köpeğine bağırır gibi seslendi. O zaman ben bir bok yedim. Eda, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim mi kelime? La bir sus, bir sus. Bir karışma. Eda, ya şimdi konuşacağım ya da sonsuza dek susacağım. Ses tellerin yırtıla emi sürünesici. Uş be adam, konuş. Duydunuz mu, duydunuz mu? Lan daha bir şey demedim. Oo, kimler buradaymış? Metin'le Ali bu sabah ne yapsalar beğenirsiniz. Abi sakın ha, çok gizli o. Top secret classified. Adam kimseye söylemeyin dedi. Sakın kimseye söyleme. Kimseye söylemiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Metin ile Ali sabahleyin yiğidi balkondan aşağı atmışlar. Bacağı kırılmış, hayati tehlikeyi atlatmış. Ana, o mu lan? Ben de korktum bir an. Metin deme bari lan. Daha büyük çilimlerin mi var senin? Ben şu adama bir geçmiş olsun gideyim. Mahallemiz yanlış tanımasın. Örnek teşkil edeceğim. Lan nereye gidiyorsun? Gerizekalı. Tanıyor musun adamı? O zaman şey yapalım ya. Ben tanıştırayım seni. Yol göstereyim sana, yürü. Kemerini lan, kemerini al. Bekarım kemerim değil lan. Edacığım, şunu da sana bırakayım tükenmeden. Ufam çıktı da. Kafama kadar güzeldi ya. Vallahi kuşlara kalp yaptırdım, adını söylettim. Etkilenmedi, şu forma nelere kadir? Ben yürüyorum kirven. Tabii senin için kız. Senin için atan bir kalp taşıyorum ya ben. Metin, bize biraz müsaade eder misin? Anlamadım. Anlamadım. Anana anana anlamadım. Anlamadım. Ne yapayım, köprüden mi atayım kendimi? He? Fırlayayım mı kamyonun önüne? Kıtır kıtır keseyim mi kolum bacağımı? Kızım, o söylediğin cümle sesleş. Sana ayrı, bana ayrı anlamı var. Emrah'la biraz özel konuşmamız lazım. Allah belanızı versin ikinizin de. Metin, oğlum sen de dükkana bak yavrum. Bura nere lan? Niye buradayım oğlum ben? 10, 9, 8, o adamlar 7, kim lan? 6. Hacılar ne iş? Niye buraya bakıyorsunuz? Kiralık ev mi arıyorsunuz lan? Alt kat kiralık ama ikiz depozito istiyorlar. Orada biri mi var? Yok be oğlum. Kim olacak? Amına sen koyasın. Seçemedim, hepsini aldım Edoşko. Al benim malımı, mülkümü sen ye. Emrah, iki dakika soluk yapma. Ciddi ciddi konuşmamız lazım. Seni hayran hayran izlediğime bakma, dinliyorum. Ulan ne ince işçilik be. Emrah, bizim ilişkimizde olmayan neydi? Cinsellik. Öyle değil. Olmayan, yani yürümeyen neydi? Cinsellik. Lan! Tamam ya, tamam. Vallahi bence hiçbir şey. Ülke zor günlerden geçiyordu. Sen de bundan olumsuz etkilendin, o kadar. Emre, kaçak göçek cevap verme. Neden ayrıldık biz? Ben seni aldatmaya yeltendim. Heh. Hem de kiminle? Seninle. Ay, kulağa ne garip geliyor değil mi? Yahu sadakatini ölçmek için sahte profil açtım Facebook'tan. 3 cümle yazdım sana. 4.'ü yazarken ev adresini göndermedin mi? Gönderdim, evet. Kapına gelmedin mi? Kapıya bornozla çıkmadın mı? Çıktım. Ama sen olduğunu biliyordum. Yemin ederim bak, yemedim demek için. Ben de onu yemedim işte. Birlikte olamayız Emrah. Biz Gülben'le Hülya'yız. Aziz Yıldırım'la Alexis. Ata Demirer'le Ferdi Tayfur'uz. Olmaz artık. Geçti bizden. Bir konuya hazırlanaydın. Giriş gelişme yapaydın. Sonuç odaklısın. Hiç partnerini düşünmüyorsun Edoşko. Emrah, ben senin hazmedemediğin bir ilişkinim o kadar. Ağır mı yaptın? Nedir sürekli deniyorsun? Olmayacak. Baloncu!
Abi, benim balonlarım onlar. Nereden senin? Havaya bıraktın sen. Tutmasam gidiyordu. Baloncu! Baloncu! Ya bugün ne kadar kötü bir gün ya. Sağa yanaşabilir miyim? Bağa mı yanaşacaksın? Nasıl teklif be? Sağ hanımefendi, sağ. Müsaade ederseniz sağ tarafa yanaşıp eşya yükleyeceğim. Akşam gelirsin kardeşim, dükkanların kapanır. Hadi, hadi güle güle. Senin aklın nerede kızım? Ha? Bütün dünya peşinde mi koşturuyor zannediyorsun? Az kendine gel lan. Aklım nerede? Ya Metin, hani sen bana bir şey söyleyecektin. Yani ya şimdi söylerim ya da sonsuza kadar susarım diyordun. Susacak mısın? Ya ama benim hayallerimdeki gibi değil ki şu anda Eda ya. Ben böyle doğru yeri ve doğru zamanı bekliyorum Eda. Senin hayallerinde nasıldı Metin? Bari biraz anlat. Ya işte ikimiz öyle sokağın ortasında konuşuyorduk. Yağmur yağıyordu Eda. Ama çok. Öyle kenetlenmiştim ki gözlerini. Yağmur damlalarını seçebiliyordum. İkimiz de sırılsıklam ıslanmıştık. İnsanlar etrafta şemsiyeleriyle koştura koştura bir sağa bir sola gidiyorlardı. Bense zerre umursamıyordum. Zaten sırılsıklamım. Yağmur ne? Sonra Metin? İşte sonra ben bir delilik yapıyordum Eda. Tutuveriyordum ellerinden. Sonra sen böyle gülümsüyordun. Sonra yağmur diniyordu. Sonra da çok güzel bir gökkuşağı çıkıyor şuracıkta. Sonra da diyorum, normal bir gökkuşağı çıkıyordu şuracıkta. Aha çıkmadı, sıçtık şuracıkta. Niye çıkmadı ya, ne güzel gidiyorduk. Sonra diyordum ki... Metin. Dur lan konuşsun odun parçası, ne diyebilir ki? Eda. Sen bana gelirsen Eda, öyle sıradan bir geliş olmaz o. Bahar gibi gelirsin bana. Sen benim yüreğime düşen ilk cemresin be Eda. Hemen kandım, o yüzden açtım ben çiçeklerimi. Ya bana bahar gibi gel, ya da giderken ardına bile bakma. Yalancı Cemre'ymiş derim, solarım Eda, hasat kırarım. Lan gözümün önünde Gepetto'sta Pinokyo'yu yontsa, Pinokyo denen odun parçası dile gelse bu kadar şaşırmazdım. Ne oluyor lan? Eda, koy hadi tekmeyi. Sen bana gel dersen ben sana gelmem ki Metin. Seni istila ederim. Kılıçtan geçiririm aklından geçirdiğin diğer tüm kadın isimlerini. Tacımı giyer, sağ yanına oturuveririm. Altınlar dağıtırım lan bu sokakta. Bayram ilan ederim bugünü. Kalemi kuvvetli birilerine aşkımızı yazdırırım. Ki birkaç tane var öyle tanıdığım. Destanlaştırırım lan Eda ile Metin'i. Seni seviyorum mavi gözlü minyon. Senin esprine sokayım. Seni seviyorum Metin. Ne yapıyorsun lan manyak mahalle ortasında? Doğru diyorsun, gaza geldim hemen. Dükkanı kapattım. Vay babayın kemiğini. Lan rakip gole giderken fair play deyip dalmadım ayağına. Kırmadım kemiğini. İlk yılız atağımda attı golü. Lan Hırvatistan maçında rakibini düşürmeyen Alpay'a çevirdin beni Metin. Metin, ne ben Sezar'ım, ne de sen Brutus. Ne ben sana kızarım, ne de zat-ı şahanem Manikus. Bundan sonra seninle ben düşman bile değiliz. İyi akşamlar Feyza. Biz seninle vedalaşmaya geldik.
Ne? Ya siz çocuk musunuz? Doğru, çocuksunuz. Siz nereye gidiyorsunuz? Nerede kalacaksınız? Ne yiyeceksiniz? Ne içeceksiniz? Ay vallahi hayatta bırakmam. Hiçbir yere gidemezsiniz. Dayımgil'de kalacağız biz. Köye gidiyoruz. Bir iki hafta kafayı dinleyeceğiz. Sana da peynir meynir getirek mi diye sormaya geldik. He, ya Allah'ım ya Rabbim baştan söylesenize ya. Ben de durduk yere kendimi fasulye gibi nimetten saymaya başladım. Sizde huy olmasın o Feyza Hanım. Kartal. Yok, pompacı Kartal de bana. İstifa ettim bugün müzikolden. Hayır hayır, istifa etti. İstifa etmedi. Hiçbir ilmi çalışanı istifa edemez. Abi ne yapıyorsun ya? Gir içeri gözünü sabunlayayım. İstifa etmedim. Kovdun de gireyim içeriye. He abi he he. Kovdun beni, aşağıladın. İtin götüne sokup sokup çıkardın. Burnumu boka beledin he abi. Evet yaptım. Sen de hak ettin. Az daha tazminatı veremeyeceğim. Mağdur olacaksın diye kahrımdan ölüyordum. Hiçbir Hilmi çalışanı istifa edemez. Ederse tazminat alamaz, mağdur olur. Bir de böyle düşün. Gördün mü delanlık nasıl bir şey Feyza Hanım? Lan oğlum dalga geçiyorum, manyak mısın ya? Bu kadar malı böyle ince düşünerek nasıl yapayım ben? Biz nasıl bir yere düştük lan? Göçüm göçüm ilerle lan. Burada ortam gergin. Köye de haftaya gideriz. Ya zaten hazırladığım hiçbir numarayı yapamadım. Allah kahretsin. Niye istifa ettim diye sormayacaksın Feyza Hanım. Niye sorsun ki? İstifa etmedin. Kovuldun. Az önce kendin söyledin. Söylemedin mi? Allah Allah. Ay senin çeneni sikeyim ben ya. Ne dedin sen? Hı? Ne dedin? Ya rahat konuşabileceğimiz bir yere mi geçsek? Heh, ne dedik? İyi dedin. Hadi gidelim. Bir de bunu filme alıyordum. Böyle bir şeyi kastetmedim ama nasıl olduysa... İkna olduk geldik adamın evine. Rahat ama konuşun siz. Televizyon izliyorum ben. Feyza, Hilmi denen herif bugün denizi kovdu. Lan arkamdan Hilmi denen herif mi diyorsun sen bana? Great Hilmi, the greatest man falan değil yani. Yazdım bunu bir kenara Kartal Efendi. Kartal nasıl kovdu lan? Köpek çektim. Gözleri doldu. Feyza Hanım beni istemiyorsa ben gideyim dedi. Enik gibi ağlayarak çıktı. Hilmi Bey. Hani televizyon izliyordun? Reklam arasına girdi. Ne yaptı kız o sana ha? Saygıda bir kusur mu etti? Bir dediğin iki mi etti? Köpek gibi seviyordu adam seni. Sen ne yaptın? Pompacı diye küçümsedin adamı. Adam bende mangal gibi yürek var dedi. Sen etilerdeki bir ocak başını tercih ettin. Ne olmuş kızım pompacıysa ha? Ne olmuş? Ne oldu? Açıldı mı sana? O yüzden mi kovdurttun herif? Yalnız adam hakikaten reklam yoksa dinlemiyormuş ha. Hakkını yedik. Deniz beni mi seviyormuş? He. Ama Neşe'yle onlar. He. Tuvalette kısılı kaldıydık. Sen Neşe'ye gömdüydün çocuğu. Deniz beni mi seviyormuş? Allah bilir hardayık. Niye böyle şeyler illiyorsunuz Şahlar? İşte reisi cumhurum yani daha etkileyici olsun diye yani. Hiç etkilenmedim. Ama motor çalışıyor da tırınınım. Başa düştük. Bizim için Azerbaycanlardan kalktı geldi. 2000'de küstürdük adamı. Dur diyor. Sayın Cumhurbaşkanım şey demeyecek misiniz? Demeyeceğim. Hele sebim geçmedi. Bir artisti yeleyeceksiniz diyene dünyanın yolunu getirdiniz beni. Arabanı da bana sürdürttüler ya. Ama siz ısrar edince kral... Ya bir sus. Danışma Allah aşkına. Daha da hesapleşirim. Akılları sıra şov göstereceğiler. Tırınınınmış. Tamam. Sakinleştim. Cumhurbaşkanım çok özür dileriz ama çok özür dileriz gerçekten. Bu motor dünyaya barış ve mutluluk getirecek. Hep birlikte elimizi taşın altına koyacak. Azerbaycan arkanızda. Güzel diyorsun da yani Cumhurbaşkanım yanlış anlamazsan Azerbaycan arkamızda diye de ancak Eurovision'da Türkçe şarkıyla sahneye çıkılır yani. Değil mi? Değil mi? Şimdi bana söyleyin görüm sizin için ne eyleyebilirim? Öncelikle elimi bırakabilirsiniz. Efendim bizim meramımızı bir devlet başkanı olarak ulaştırmak istediğimiz kişilere ulaştırabilirsiniz. Olur. Pes etmeyecekler. Hala yaşıyorsanız tek sebebi sizi çok küçümsemeleri. İhtimal vermiyorlardı başaracağınıza. Tehlikeli kısım yeni başlıyor. Geri gelecekler. Daha güçlü ve daha acımasız.
Mahallede bir şekilde motora bulaşmış kim varsa gidiyor bu gece. Sen de git Yiğit. Ben artık seni koruyamam. Sen de gel baba. Sana orada hayırlı bir de kısmet bulurum. Mürvetini görürüm. Kucağıma da verirsin torunu, gazını çıkartırım. Ne diyorsun oğlum sen? Ben buradayım. Ömrümü harcadığım her şeyin başında. Nereye gidiyoruz? Vallahi bir nevi tanık koruma programı gibi bir şey. Off the record. Motoru çalıştırdık Şükrü'ye. Tüm dünyaya barış ve mutluluk getirecek ilk adımı attık hayırlısıyla. Mahallede motorla alakalı kim var kim yok topluyorlar. Buradan başka bir yere taşınıyoruz. Yeni bir hayat. Bütün bunları da Azerbaycan Cumhurbaşkanı araya girerek halletti. Şaka gibi evet ama oldu. Ne diyeceğim? Bana ne lan? Beni niye aldılar? Benim ne alakam var motorla? Yoksa sen gerçekten benim adımı mı koydun motora? Yok. Tahsin ismini verdik. Ya sana da söz vermiştim ama kusuruma bakma ya. Metin çıktı geldi. Dedi ki abi dedi babamın adını ölümsüzleştirelim. Tüm dünyaya duyuralım deyince ben de motora Şükrü'nün ismini koydum diyemedim yani. Ayrıca büyük ayıp etmiş olurduk. Üzülmedin değil mi? Valla hakkını helal et. Ay yok Ali niye üzüleyim? Üzülmedim iyi olmuş da. E o zaman beni niye aldılar? Ben istedim. Şükrü'ye gelmeden şuradan şuraya gitmem dedim. Ayrıca yolumuz uzun. Yapacak bir şey de yok. Müsaitsindir şimdi. Sana bir şarkı söyleyeyim mi? Şaka mı yapıyorsun Ali? Ha? İndirin beni. Şükrü'ye duru. Biliyorum zamanlamayı tutturamadım ama... geç olsun, güç olmasın meyulüm. Ben sana aşık oldum. Anlamadım. Anlatayım. İlk ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı gurbet mi adını sen koy. Adını sen koy. Seyirciler hazır mıyız? Emre!